Peki masası nasıl Semra'nın? Hemen bir bakın sevgili yarışmacılar. Ben beğendim. Bana hitap ediyor. Ama çok, çok hoş. Ben evet, de beğendim. Çok hoş. Gerçekten ben çok beğendim. Çiçeği dün akşamdan söyledim. Soğumamış. Çok güzel. Soğumamış evet. Soğumamış. Ben bu riski almak istemedim. Ben de bir gün öncesinde yaptırmıştım. Ama kokusu yoğun bir şekilde geliyor yani. Canlı çiçek olduğu için mesela. Evet yoğun bir şekilde geliyor. Şimdi de yaptırsam çürüyecek dedi. Evet. Evet. Sen nasıl buldun Erman masasını Semra'nın? Çok güzel. Çok güzel. Çiçeği de çok güzel. Allah'tan masa güzel. Senin çiçeğin de güzeldi ama. Benim çiçeğim yok. Alıcı bulamadım. Siz çiçeği kendi gününüzde kullanırsınız. Yok. Ya Zuhal Hanım. Biz sana çorba için verelim. Ne çorbasıydı canım? Kremalı mantar çorbası. Kremalı mantar. Yeni gelin çorbası. Efendim? Tabii tabii nereden istersen. Efendim ne istiyorsun? Yok. Kremalı mantara bir şey dedin zaten. Yok demedim. Ha demedin. İçimden konuşum size kadar gelmiş demek İçinden ki. İçinden değil de o demek ki. Bir şey sorabilir miyim Zuhal Hanım? Sor canım. Benim kafam çiçeğe çok fazla gitti ya. Erman Bey hadsiz bir şekilde geldi başladı ya. İnanamıyorum. Gerçekten gerdim. Dakika bir golcü çok gerildim ya. Hangi çiçeğe? Buna mı? Getirdiği çiçeğe ya. Hayır getirdiği çiçeğe. Niye neden? Bir şey diyemiyorum ne diyeyim. Hayır amaç ne buradaki de? Amaç ne? Teker teker amaç ne diyorlar? Şimdi seyircimiz de merak edecek. Tabii içimden geldi gelirken böyle bir jestim olsun dedi. Böyle münasebetsizliklere gerek yok ya. Yeter ama. Ben şu an... Vallahi gerildim ben ya. Dakika ben gerildim. Umarım bu puanınıza yansımaz. Bakın ben peşin peşin söylüyorum. Ne puanla yansımaz? Yani böyle... Ne alakası var? Ya ben jest yapıyorum. Ama siz demiyorum beyefendi. Bir şey diyeceğim. Niye Neslihan'ı dün getirmedin? Dün Neslihan Hanım'daydınız. Bir gün öncesi de bendeydiniz. Yasemin'e de yok. Zuhal Hanım da var burada. Yok beni boş ver. Yok, hayır bir incelik siz, yani. Siz ilk günü yarışmacısınız. En önemlisi. Neslihan Hanım. İkinci günü yarışmacısı. Gayet... özellikle bekarlar seçiliyor. Ben de bekarım. Ama, ama bilemiyorum yani. Hayır istiyor muydum ben şimdi? Asla istemiyorum. Hayatta kabul etmem. Artı bir şey söyleyeyim. Hani onun baksana sen car ama bir şey yapıyorsun. Ama çok yanlış bu yaptığınız. Hayır bakın, hiçbir şekilde yanlış değil. Yok yok. Da haksızlık. Ay vallahi ne kadar güzel yemeklerimi yaptım, yetiştirdim. Keyfim yerinde. Ya Rabbim. Hayır hiç alakası yok. Her birimize getirseydiniz. Evet umarım o zaman. Umarım puanınıza yansımaz. Yani niye bana da getirebilirdiniz. Ama yok dedim gibi. Ama şimdi bir saniye değildi. Evli barklı kadın diyor. Ben nereye götüreyim diyor. Onu yapabilirdi o zaman. Yani, amaç belli herhalde artık. Neyse. Yemeklerime gölge düşürmesine izin vermeyeceğim. Bu saçma sapan davranışın. Kendini bilmez hadsiz davranışın. Neyse enerjimi düşürmüyorum. Daha günün başındayız. Zuhal Hanım şunu yapabilirdi. Benim günümde dün hepimize birer çiçek getirip tabağımıza bıraksaydı o zaman işin şekli değişirdi. Ama burası bir yarışma yani. Ya, ya tabii muhabbet canım sonuçta. Hayır ben çok rahatsız oldum ya. Ben çok rahatsız oldum lütfen. Niye rahatsız oldun bu kadar şey, anlamadım. Hayır, kabul etmeyebilirsin. Ya. Tamam. Sevmiyorum ben böyle benim şey. Rahatsız olmam lazım. Ben rahatsızlığımı dile getirmiyorum. Çünkü sonuçta. Siz niye rahatsız oldunuz? Neden rahatsız olacak? Çiçeğim kabul edilmedi. Allah'ım ya Rabbim ya. Çiçeği kabul edilmemiş. Bir de onu süper. Ayşe geldi yok, aklımıza. Yok. Bizim Can'la Feyza selam olsun. Selam. Burada neler nazar boncuklu bileklikler, el ele tutuşmalar evet, neler evet. Gördü bu yarışma. Bu bir reality programı ayrıca yani sadece yemek yarışması ben hep söylüyorum. Eğlence programı, yarışma programı ve tabii ki bir reality programı. Çünkü insanlar başvuruyorlar, geliyorlar. İnsanların kah biz dertlerimizi paylaşıyoruz, kah rahatsızlıklarımızı, kah düşüncelerimizi, kah duygularımızı olabilir. Ama tabii ki Semra da hoşlanmamış olabilir ama fazla... reaksiyon verdin gibi yani. Ben istemiyorum. Ben kabul edemeyeceğim dersin. Geçen çok evet. Rahatsız oldum. Münasebetsizlik falan. Niye ben dedin çok rahatsız oldum. Adımın niye şimdi bozdun ya? Serhat Hanım.
affedersiniz Semra Hanım, yaptığı bir centilmenlik de aslında. Yani sizin verdiğiniz tepki biraz fazla kaçtı. Ben sevdim. Teşekkür eder. Dersiniz kenara koyarsınız, bu kadar yükselmeye gerek yoktu. Yaptığınız bir centilmenlikti ama sizi pek anlamak istemiyor. Evet, tamam, teşekkür ona göre, ederim. Lütfen puanınızı da ona göre verin. Tamam. Hakkaniyetli verin. Siz benim hislerime tercüman oldunuz. İstemiyorum. Yemeklerine hiçbir şey gölge düşüremez tabii ki canım. Evet. Bu arada yemekler demişken menü nasıl Yasemin? Ya... Yağ mı? Var ya. Çok evet. Var ya. Yapmak bile istemiyorum. Çünkü efendim? Kendimi yormak istemiyorum. Bir yeni gelin menüsü veya yemek yapmayı bilmeyenler hani yeni başlarlar ya. Evet. Ya yeni gelin, yeni evlenmiştir böyle. Yemek yapmayı bilmiyordur. Genç yeni gelin menüsü mü var? Pardon. Tamamen bu. Özür yeni gelin menüsü. Bu arada ben yemek yapmayı pardon. Öğrenirken... Yok, hani... Lafım ama yok. Erman'a yani. Çorba vermedi. Bence bilinçli yapmıştır. Hayır. Ya tamam. O kadar ben... Bence bilinçli yapmıştır. Adama yemek de vermeyecek. Yani, tamam yani anladım. O sana çiçek verdi, sen bir tas çorbayı mı esirgiyorsun? Ah be. Çorbasını unutu vermeyi. Gerildim. Yeni gelin menüsü falan değilse konuşuruz menüyle ilgili. Buyurun başlayalım. Afiyet olsun. Eline sağlık Semra. Afiyet olsun. Yani tadına bakmadan çok üzgünüm. Çok sulu. Doğru. Çok sulu. Yani içini... Kokusu biraz katı olabilirdi. Yani evet çok sulu. İçine de tadına bakın ya. Elbette tadına bakacağız ama. Bildiğin mantar çorbası. Soğuk. Değil kaynıyor. Soğuk. Duman çıkıyor üstünden. Yağın ağzından ayarı yok. Duman ya bir saniye. Allah aşkına kameraman arkadaşlar. Duman çıkıyor. Duman çıkıyor. Çıkıyor ya. Lütfen senin de çıkıyor. Ya. Niye ben görüyorum? Önünde duman var. Dumana çıkan şey soğuk nasıl dersiniz? Dersiniz gerçekten ağzınız. Ya duman çıkıyor çorba. Şey diyeceğim. Soğuk olanı ben böyle içebilir miyim? İçebilir işte çünkü su... Boğazın ya, boğazın. Çorba içiyorum ben arkadaşlar. Devam edilmezseniz sevinirim. Titiz bir önem veriyorsunuz ya hani. Veriyorum ama şuradaki yani ne ağzınızın tadı, ne gözünüze. Gözünüze 5 numara yakın lazım, ağzınıza da. Ne lazım ağzına? Dün gördünüz, evet dün beni gördünüz. Kelli önlükle kapı açtınız. Evet açtım, elimin lezzetine güvendim. Mutfağınız bildiğiniz sanki el bombası atılmış gibi bir mutfaktı. Attım el bombasını, kapıyı açtınız. Ben de nasıl attım biri? Ya çorbalar içmeden kapışmaya başladı. Dün akşam rahat uyuyabildiniz mi? Lafa bak! Dün akşam rahat uyuyabildiniz mi? O vicdansız size var mı? Çok rahat uyudum. Cildi de pırıl pırıl. Çok rahat uyudum. Vicdansızsınız. Ne iyi yapmışsınız. Ne yapıştırdım birine Zuhal demek ya. Zuhal'ım bir şey söyleyebilir miyim? Benim eksiksiz menüme. Yani her şeyde yetişti benim gördünüz evet, zaten. Evet evet evet. Üçü zaten ben hak etmişim. Kendisinin doğru. Verdiği de iki puandı zaten. Ben de biri verdim. Ne fark var? Çok fark var. İki ama verdiniz. Ne demek ya? İki evet, verdiniz. Ya, emek, zevk almış emek, gibisin bundan. Ama kendisi de diyor ki hani ben evet diyor el bombasını attım diyor. Seni kirli örlüğümle karşıladım. Öyle aynı şey. Öyle derse öyle ben de bunu derim. Evet bu. Bağırış çağrışlarınızdan. Öyle dedi. Peki oraya bir döneriz. Ama öncelikle tabii ki bir çorba ile ilgili. İçtin değil mi yeterince? Evet içtim de. Nasıl yani, buldun? Sulu. Oraya yani, mı? Evet sulu. Çok... Hani beğenmedim kusura bakma. Tam nesini beğenmedin? Sadece tuzu, kıvamını mı? Tadı nasıl? Tuzu kıvamı yok, tadı da yok. Tadı tuzu. Tadı mı tadı yok? Tuzu yok fazla, hayır tuzsuz. Tuzsuz değil, hayır yok. Kesinlikle tuzsuz değil ya. Yalan söylüyorum o zaman. Evet. Yalan söylemiyorsun ama yanılıyorsunuz yani. Evet dediğim mantarı zaman. Çok kararttı. Tamam yanılıyorsunuz. Mantar böyledir, dikkat ederseniz çorba asla karardı. Asla. Hayır mantarı. Çorba karardı demiyor musun? Mantar olduğu için zaten temizlediniz? Böyle olur. Semra Hanım mantarı nasıl temizlediniz? Mantarı yıkadım. Ben yıkadınız mı? Evet. Gerçekten bir zehirleneceğiz o zaman. Niye? Biz de içmiyoruz. Mantarın bir temizlenme özelliği vardı bakın. Mantar özellikle suyun altında uzun süre yıkanmaz. Uzun süre yıkamadım, hızlıca yıkadım. Hızlı da çünkü yıkanmaz. Çok, biraz da böyle 2-3 dakikada bırakırsanız üzerinde tamam. Bulunan kir, toprak, gübre bütün hepsini emme özelliğine sahip. Hayır, ben dolayısıyla çok hızlı yıkadım hemen doğramaya tamam. Başladım. Hızlı yıkadıysanız zaten üzerindeki hiçbir kiri pası arındıramadınız. Nasıl olacak? Tamam yani? Anlatıyorum. Mantarı alırsınız bir güzel elinizle tek tek soyarsınız. Hı-hı. Ondan sonra onu böyle limonlu bir sudan geçirirsiniz hafif kararmaması için. Ve bu sefer çorbanın içine katarsınız. Şayet yıkanırsa da dediğim gibi tekrar limonlu suyun içinde yıkama mecburiyetindesiniz. Ben tek bölüyorum. Tek duru suyu da olmaz. Çorba içersek zehirlenme riskiyle karşı karşıyayız. Yok artık ne zehirlenecek? Bunu hayır. Araştırabilirsiniz de. Ya evet. Yanlış mantar yıkanmaz. Yıkanmaz evet. Yıkanmaz. Soyulur. Yıkanırsa da anlattığım sebepten dolayı. Peki.